Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Programımıza hoş geldiniz. Yine Çocuk Atölyesi programındayız. Diyanet TV'deyiz. Yine güzellikleri paylaşacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Hepsini tamamladık. Sizleri karşıladık gördüğünüz gibi. Çok tatlı, çok güzel bir hazırlık var. Çok tatlı, çok güzel bir çalışmayı bugün Çocuk Atölyesi programının sonuna kadar bitireceğiz yayın süresince. Katılmak isterseniz, ben de katılmak istiyorum derseniz, biraz sonra ayrıntıları anlatacak öğretmenlerimiz neler yapacaklar, nasıl yapacaklar, o zaman ne yapacaksınız? Siz de malzemeleri toparlamaya gayret edeceksiniz ne varsa evde. Sonrasında bu çalışmaya bizimle birlikte başlayacaksınız. Yayının sonuna kadar öyle yapalım bugün de. Biz burada, siz orada çalışın ve tamamladığımız da çok güzel bir çalışmayı bitirmiş olarak ne yapalım, vedalaşalım, olur mu? Yaklaşık bir saat boyunca buradayız ve bu sürede tamamlayabiliriz. Yalnız siz de şunu yapın, bizim burada yaptığımızı siz de evde yardımcılar bulun kendinize. Rica edin, büyükleriniz varsa büyüklerinize, yoksa kardeşleriniz, kim varsa artık evde, gelin birlikte çalışalım, hem programı izleyelim hem de bu çalışmaları beraber yapalım deyin. O şekilde hem daha eğlenceli olmuş olacak çalışma, hem de süresi daha da kısalacak, tamamlama süresi. Bunun dışında evet, çok güzel bir çalışma yapacağız, ne yapacağımızı az sonra öğreneceğiz, ama bunun dışında siz de arzu ederseniz canlı yayına katılabileceksiniz. Az sonra Şaşkın bize iletişim numaralarımızı, telefon numaralarımızı hatırlatacak. Siz de o telefon numaralarıyla yayınımıza katılabileceksiniz. Sesinizi duyacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz ve bir tane soru soracağız. Burada yapılan çalışmalarla alakalı olacak bu soru büyük bir ihtimalle. Doğru cevabı alınca da size çok tatlı minik hediyeler yollayacağız. Kitap da olacak içinde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı öğrenelim. Ayrıntılara geçmeden Şaşkın'dan telefon numaralarımızı isteyelim. Evet. Ondan sonra ayrıntılara geçelim. Neyi nasıl çalışacağımızı, hangi malzemeleri kullanacağımızı ve bu çalışmaları nasıl tamamlayacağımızı öğrenelim. Olur mu? Olur. O zaman artık soralım. Ne yapacağız bugün Mihri öğretmenim? Aslında Şaşkın'a soracaktık ya. Ben söylemek istemiyorum. Unutmadık yani. Biz evet. Yayın öncesi dedik ki biz bilmece gibi Şaşkın'a soralım. Bugün ne yapacağımızı bilebilecek mi acaba diye. Mihri öğretmenimiz unutmamış ve Şaşkın'a tamam. Dönelim. Tamam. O zaman Mihri öğretmenim bilmece gibi sorarsanız ben de cevap tamam. Verebilirim. Tamam. Bak şimdi böyle beyaz bir çalışmamız olacak. Beyaz bir çalışma. Ah öğretmenim, evet. Onu görünce hemen anlayacak. Şimdi beyaz bir çalışmanın üstüne bir beyaz çalışma daha gelecek mi peki? Böyle bir beyaz çalışma gelmeyecek. Yani beyazın üstüne bir beyaz daha olacak mı? Böyle bir beyaz çalışma oldu. Kardan adam mı yapacağım? Alkışlayalım bence. Bence de alkışlayalım. Tebrikler sana. Gelmeyecek dememe rağmen... Bilgi. Öğretmenim o yuvarlak her şeyi zaten bence ortaya serdi. Nasıl bildim harika. Aferin sana. Tebrik ediyorum harika. Bence sen çok akıllısın zaten. Efendim? Kayak yapan oradan da görmüştük. Oradan birleştirdik. Evet. Peki. Müşahitlerimizin de masasında arkadaşlar kayak yapan küçücük bir figürümüz var. Onu da yayından önce gördü Şaşkın. İpuçlarını birleştirdi. Evet. Demek ki dikkatle izlediğimizde ya da dikkatle dinlediğimizde cevapları çok rahat. Artık Şaşkın iyice alıştı. Yani bundan şu olur, bundan böyle olur. Artık hangi şekilden ne oluşturacağımızı iyice biliyor. Şöyle olursa böyle oluyor, böyle olursa şöyle oluyor. Yani. Çözdü artık. Peki bugün ne yapacağımızı o zaman öğrendik. Evet. Müşahit Bey'imize sormaya gerek kalmadı. Söylemeyecek miyim ben etkinliğimi? Efendim? Ben etkinliğimi söylemeyecek miyim? Siz etkinliğinizi söylemeyecek. Şimdi küsersiniz falan da söyleyin. Neden söylemeyesiniz? Ne yapacağız? Biz bugün, Arif Hocam bir şey soracaktım. Yayın öncesinde sordum da Ahmet cevaptan abiye. Cevaptan soruya geçtik efendim. Aslında Şaşkın'a mı sorsam ki? Sizin de mi var bir sorunuz Şaşkın'a? Hadi öyle başladık, öyle devam edelim. Şaşkın, Şaşkın. Şu öğretmenimize bir şey sor. Tamam, dinliyorum öğretmenim. Hani bu Ilgaz'da, Uludağ'da, hani bu Elmadağ'da kayak merkezleri var ya. Evet. Hani orada böyle bir kayak yapanlar oluyor, bir de böyle... Yukarıda bir şeye biniyorlar, gidiyorlar ya. Hı, şey. Neydi onun adı? Ne? Hem çok seviyoruz hem de biraz korkuyoruz ya hani. bir şey ferik, ne ferik? Neydi ferik de? Teleferik. Aferin sana. Evet, teleferiği bildim. Diye biliyordu. Ben teleferik. Sen biliyordun, ben zaten duydum da inşallah Şaşkın duymamıştır dedim. O duymadı. Bindin. Biraz sonra...
Biraz sonra anlat olur mu? Mikrofonu sana verelim, biz de dinleyelim. Merak ettik çünkü. Peki, öğretmenlerimiz demek ki ne yapacaklarmış şaşkın? Kardan adamlı. Ama sadece kardan adam olmayan içinde. Evet. İşte kayak olan, teleferik olan bir sürü başka karla ilgili çalışmaları da birleştirecekler. Evet, ağaç da var. Kocaman bir çalışma yapacağız aslında. Koskocaman olacak çalışma. Koskocaman bir çalışma olacak. Şimdi öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız masalarında başlayacaklar çalışmaya. Ama sonrasında o çalışmayı alacaklar ve burada tamamlayacaklar. Şimdi Arif ablacığım, biz burada faaliyetleri yaparken ekran başındaki arkadaşlar da yine bizi çok dikkatli dinlesin. Çünkü biliyoruz ki yarın öbür gün belki kar yağabilir, değil mi? Evet, kar yağsa da yağmasa da, çünkü yağmadığında da çok özlüyoruz. Bu sefer de o türlü çalışmaları biz yine yapmak istiyoruz. Ama yağdığında da yine çok eğlenceli, çok keyifli oluyor. Evet. O zaman ne yaparlar? Hem bu çalışmayı yapabilirler hem de çıkıp karda, bizzat kardan adamın kendisini oluştururlar. Çok daha eğlenceli olur, değil mi? Evet, çok güzel olabilir. Peki, madem ekran başındaki arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim, telefon numaralarımızı hatırlatalım, sonrasında çalışmalarımızı başlatalım. Hadi bakalım. O zaman şimdi madem arkadaşlar orada telefon numaralarımızı bekliyor, öyleyse söylüyorum. İşte arkadaşlar, bizim bugün, bize bugün ulaşmak için telefon numaralarımız 0312 294 42 23 0312 294 42 23 işte bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir de bizim Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızda facebook.com/çocukatölyesi tv facebook.com/çocukatölyesi tv işte bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu sayede tanışmış olacağız. Hem de doğru cevap verebilenlere hediyeler yollayacağız. Ama bunun dışında bizi arayan, canlı yayına katılmak için arayan tüm arkadaşlarımızın adlarını, soyadlarını teker teker yayının sonunda sayacağız ve selamlarımızı yollayacağız. Her birinize konuşamasak da, her birinize hediye yollayamasak da çok istediğimiz halde en azından diyoruz isimlerinizi, soy isimlerinizi sayalım, selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Kendi isminizi ekran başında izlerken dinlemiş, duymuş olacaksınız. Bir kez daha tekrar edelim. 0312 294 42 23 0312 294 42 23 bakalım hangilerinizin sesini duyabileceğiz. Çalışmaları başlattı öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız, harıl harıl çalışıyorlar. Dört yardımcı az değil ve öğretmenlerimiz şu anda bu masada, yani Mihri öğretmenimizin masasında ağacın yaprakları oluşturuluyor. Doğru muyum? Doğru. Herkes şu anda bu işe kendini kaptırmış, evet, durumda. Diğer masada ne oluyor öğretmenim? Kayak yapan arkadaşlarımızı boyuyoruz, kesiyoruz, hazırlıyoruz. Kayak yapan bir kişi değil, birkaç kişi hazırlıyoruz o zaman. Evet, ben bunu biraz küçük çalıştım örnek olsun diye. Ama burada biraz daha büyük boyun çalışacağız öğretmenim. Wow, kocaman kayak yapan birini yapacağız. Evet, şaşkın. Bunu efendim? Ben kendim çizdim, benzemiş mi yani? Bir şeye benzemiş böyle. Hani bakayım bir. Ellerini açmış şöyle. Benzemiş, benzemiş. Kollarını açmış. Sonra saçları da sağa sola gitmiş gibi. He, değil mi? Kayak yapıyor ya. Biraz olmuş, uçuyor saçları değil mi? Evet. Rüzgarın etkisiyle. O yüzden böyle. Evet. Kolları da açmış. Uuu diye uçuyor. Bakalım çok, nereye çok gidiyor. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş aşkım. Şimdi birkaç tane kayak yapan çocuk olacak. Birkaç tane yani teleferik olacak ama. Teleferik ben evde 3 tane yaptım. Onu biz iple yapacağız burada. Ama arkadaşlarım da nasıl yaptığımı anlatmak için burada da bir tane yapabilirim. İsterseniz 2 tane daha yaparız. Peki, peki hadi bakalım kolay gelsin. O zaman biz buradaki arkadaşlarımızdan teker teker tanışmaya başlayalım. Hem çalışalım hem de tanışalım. Mikrofonu Zeynep'e verelim. Zeynep'ciğim hem de seni dinlendirelim, olur mu? Hoş geldin tekrar. Nasılsın? Mikrofonu böyle yakın tutman gerekecek. Evet. Adın Zeynep. Soyadın neydi Zeynep? Talgar. Efendim? Talgar. Talgar. Peki kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Zeynep bizim izleyicimizmiş şaşkın. Evet. Bize mesaj atmışlardı. Gelebilir miyiz diye, değil mi?
Sonra da biz onu ağırlıyoruz şimdi. Çok da mutlu olduk seni tanıdığımıza. Zeynep bizim için bir de hadis hazırlamış iki tane. Onu ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. İkisi de çok güzel konularla alakalı. Zaman zaman programımızda konuştuğumuz konular bunlar. Ama hadis-i şerifin de tamamını Zeynep'ten duymuş. Daha iyi öğrenmiş olacağız değil mi Zeynep? İleride ne olmak istiyorsun? Sporcu. Sporcu. Ne spor yapacaksın? Basketbol. Hadi bakalım. Wow, sen şimdi basketbol oynarken böyle topları yerde sek 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 diye sektiriyor musun? Evet. Böyle basket atabiliyor musun peki? Hayır. Daha yapamıyor musun? Basket atamıyor musun? O zaman yakında onu da yaparsın değil mi? Biraz daha büyümesi lazım onun için Şaşkın. Yemeklerini güzel yiyecek, uykusunu güzel uyuyacak, boyu daha uzayacak. Sonra basket de atacak değil mi Zeynep? İnşallah. Peki Zeynep, en sevdiğin hayvan hangisi? Tavşan ve kelebek. Tavşan ve kelebek. Ben de çok seviyorum onları. Peki bugünkü çalışmamızda kardan adam. Normalde kar yağmasını, kardan adam yapmayı ya da karda oynamasını sever misin? Seversin. O zaman eğlenceli bir çalışma olacak değil mi senin için? İnşallah. Hadi bakalım Nihal'e veriyoruz mikrofonu. Nihal'cim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Güzel. Yardım ediyorsunuz öğretmeninize. Evet. Bayağı gayretli. Ne güzel. Peki. Sen ileride ne olmak istiyordun? Efendim? İleride ne olmak istiyordun? Polis olmak istiyorum. Sen de polis olmak istiyorsun. Peki senin en sevdiğin hayvan hangisiydi? Köpekle kedi. Köpekle kedi. Köpekle kedi de yan yana durmayı çok seviyormuş. Doğru mu? Bilmiyorum. Nasıl yani? Köpekler ve kediler yan yana çok rahat durabilir mi? Duramaz galiba. İyi bak, köpekler bazen kedileri kovalıyor değil mi? Havlıyor havlıyor kovalıyor. Hav 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 diye. Evet. Anlaşamıyorlar yani. Evet. Peki. Nihal'e şunu da soralım o zaman Şaşkın. Nihal sen de seviyor musun? Kar yağmasını, kardan adam, karda oyunlar oynamayı. Çok seviyorum. O zaman senin için de çok keyifli bir çalışma olacak evet. Bugün. Haydi bakalım inşallah. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda kitap okuyorum, test çözüyorum. Oo harika. Kitap okuyorsun, test çözüyorsun. Hangisine daha çok vakit ayırıyorsun? Kitap okumaya. Kitap okumaya. Peki teşekkür ettim. Mikrofonu hemen diğer masaya yollayalım. Evet, burası da çok çalışkan. Mikrofonu hemen verdim sana. Hoş geldin tekrar. Nasılsın? İyiyim. İyi geliyor sesin, iyi görünüyorsun. Sen de çok çalışıyorsun diğer arkadaşlarımız gibi. Değil mi? Hı-hı. İsmini, soy ismini bir de senden duyalım. Deveci. İsmin neydi? İsmail Furkan. İsmail Furkan, peki. İsmail Furkan da karda oyun oynamayı, kardan adam yapmayı seviyor mu? Seviyor musun? Ama mikrofonu yakın tut İsmail. Şöyle kendini. Yeniden kar yağmasını istiyorum. İnşallah. Kar topu oynamak istiyorum. Hepimiz istiyoruz inşallah. İsmail'cim peki kar yağdığı zaman birlikte kar topu oynayabilir miyiz? Tabii ki de. Ay ama ben çok hızlı kaçıp saklanıyorum. Seni kar topuyla da böyle bing diye nişan alabilirim. Yine de oynamak ister misin benimle? Oynamak isterim. Canım benim. Çok teşekkürler. Benim en iyi arkadaşım sen ol o zaman. Tamam. Anlaştılar. Peki. İleride ne olmak istiyordun? Bilim adamı. Ne yapacaksın bilim adamı olunca? Değişik bir... Mikrofonu, şey yapacağım. Mikrofonu yakın tut İsmail. Karnıma girecek sonra beni değişik şeylere dönüştürecek. Aklımda öyle bir şey yapmak var. Çok ilginç, çok farklı bir çalışma yapmak istiyorsun öyle mi? Hı hı. Hadi bakalım inşallah. Yani bir yerime girecek sonra beni başka bir şeye dönüştürecek. Öyle bir şey yapmayı istiyorum. Peki nereye gitmek istiyorsun öyle olduğunda? Yani gitmek istediğin, görmek istediğin, keşfetmek istediğin yerler mi var? Hı. Evet. Mesela? Yani. Uzaya gitmek ister misin? Hı-hı. Yıldızlarda ne var bakmak istemez misin? Peki Yozgat'a gitmek ister misin? Bilmem ki. Bence gitmek lazım oraya. Uzaya gitmiyorsan oraya git o zaman tamam mı?
Tamam, bundan sonra düşünecek. Peki, kolay gelsin sana. Hemen Elif'e verebilirsin mikrofonu. Elif'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen de çalışıyorsun. Peki, sen de sever misin karda oynamayı, kardan adam yapmayı? Atkı, eldiven falan olursa evet. Evet, onlar olsunlar. En kötü ihtimalle... Ne olabilir eldiven olmazsa şaşkın? Eldiven olmazsa o zaman biz de böyle şey yapabiliriz. Ne yaparız? Az oynayabiliriz. Ya da? Ya da ne olabilir? Bir şartlarımız bildi. Bak sen bilemezsen ona soracağım. Ona... Ben hasta olurum. Ne olabilir Büşra öğretmenim? Ben bu konuda çok tecrübeliyim. Eldivenlerinizi kaybediyordunuz herhalde sık. Evet. Sonra? Eşleri olmayan çoraplar var ya öğretmenim. Evet. Onları giyiyorum. Bak duydun mu şaşkın? Çorap mı takıyordunuz? Evet ama şaşkın sürekli kaybediyorum, ne yapayım? O da bir yöntemdir. Bazen eldivenler evet gerçekten kaybolabiliyorlar. Nereye koyduğumuzu bulamıyoruz. Bir bakıyoruz güzel güzel kar yağıyor. Kara çıkmak istiyoruz. Karla oynamak istiyoruz. Eldiven yok. Ne yapacaksın? O zaman çoraplardan faydalanacaksın. Evet, o zaman ben bir daha öyle yapayım. Önce çoraplarımı alayım, bir bakayım temizlerse hemen ellerime takabilirim onları. Takabilirsin bence de. Peki Elif'ciğim, ileride ne olmak istiyorsun? Doktor. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Ben daha çok kitap okuyorum. Peki, teste çözüyor musun? Hı hı. Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Mikrofonu masanın üstüne bırakabilirsin. Çalışmaya devam edebilirsin. Şimdi şaşkıncığım, milli öğretmenimiz orada bir şeyler yapıyor. Evet. Hani büyük beyaz bir yuvarlak bir kağıt kesmişti ya. Kardan adam için. Evet, şimdi o kağıdın üzerine bir şeyler yapıştırıyor. Bilgi alalım mı, ne dersin? Tamam, alalım. Acaba ne yapıyorlar merak ediyorum. Mihri öğretmenim, siz orada ekip olarak bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çok eğlenceli oluyor. Gayet eğlenceli görünüyor. Alabilirsin bir tane. Elyaf'la kardan adamın alt kısmını oluşturuyoruz. Hı-hı. Üst kısmını yapmıyoruz. O sürpriz olsun. Bu niye gövdesinin yapmıyoruz? Alt kısmı. İki yuvarlaktan mı oluşacak peki? Evet, oluşacak ama üst kısmı böyle olmayacak. Peki, diğer yuvarlak başı olacak. Evet, başı. Bu gövdesi. Olacak. Bu gövdesi. Gövdesini pamuk ya da elyaflar yapıştırarak daha böyle kabarcıklı hale getiriyoruz. Evet. Ki kardan adama daha çok benzesin. Benzesin diye ama... Ama başının olduğu yuvarlağa başka bir şey yapacak. Evet. Bunu da merakla bekliyoruz şimdi. Ama elyaf şart değil. Genelde peçeteler olabiliyor, pamuk olabiliyor, grafon kağıdı olabiliyor. İstedikleri şekilde verebilirler bu kabartan. Ona böyle yırtıp yırtıp yapıştırdığımız zaman o da kabarcıklı bir görüntü verir değil mi? Evet, evet. Kağıt, normal kağıt bile olabilir. Evet, o da olabilir. Yuvarlayabiliriz, böyle koparabiliriz. Çok gayet keyifli olur. Daha hoştu. Güzel görünüyor ama. Elinize sağlık. Teşekkürler. Eğleniyor musunuz? Evet. Eğlenceli bayağı. Zeynep, güzel mi? Güzel, peki. Evet, şimdi bir şart benimizden de kayak yapan o figürleri nasıl yaptığı hakkında biraz bilgi alalım. Tamam. Hemen nasıl yapıyoruz onu? Şunu da yapıştırayım. Biraz pratik çalışıyorsunuz gerçi ama. Yok yok, bunu hemen bitirdim. Evet. Bir, çok kolay bu. Şaşkın, gördün mü? Ay, az önceki böyle ellerini açmış kişi bu muydu? Evet, şimdi çok de sevimli olmuş. Çubuklardan da şöyle sopalarını yapacağız. Ay evet. Harikasınız. Çok sevimli. Peki şöyle yapalım, bilgileri biraz sonra alalım. Tamam. Çünkü Deniz varmış, Deniz daha fazla bekletmemek için az sonra kayak yapan figürleri nasıl hazırladığını öğretmenimizden bilgilerini alacağız. Deniz Mirza Aşar Samsun'dan katılmış. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Evet. Seni bekletmeyelim dedik. Sonra öğretmenimiz anlatacak nasıl yaptığını o çalışmanın ama önce seninle konuşalım, bir sesini duyalım istedik. Deniz Mirza kaç yaşındasın? 6. Okula gidiyor musun? Evet. İyi mi dersler? Evet. Güzel, dinliyor musun öğretmeni derste? Hı hı. Kendi aralarında konuşanlar oluyor mu ders anlatırken öğretmen? Evet. Onlara sen bir şey diyor musun kendi aralarında konuştuklarında? Hı-hı. Ne diyorsun? Niye konuşuyorsunuz? arkadaşlarım, şimdi sessiz olun öğretmen geliyor diyor. Vaa, bak ben dedim ama uyarıyormuş. Çok tatlı. Deniz Mirza, şimdi sen arkadaşlarını uyarıyorsun ya. Öğretmenin o zaman seninle çok iyi geçiniyordur. O zaman arkadaşlarına da de ki ben sizi çok seviyorum, uyarıyorum ama çok seviyorum. Öğretmeni dinleyelim, tamam mı? De anlaştık mı? Tamam.
Çünkü yoksa konuları anlayamıyoruz şaşkın. Evet. Kendi aramızda konuşursak ya da biz konuşmasak öğretmeni dikkatli dinlesek bile arkadaşlarımız konuştuğunda birbirleriyle değil mi Deniz? O zaman anlayamıyoruz evet. Öğretmenin anlattıklarını, konuları anlayamıyoruz. Bu sefer notlarımız da güzel olamayabiliyor, öğrenemeyebiliyoruz. Evet. Peki Deniz ablan mı var yanında, kim var? Annem var. Annen var. Annenin adı ne? Adile. Adile Hanım'a da bir selamlarımızı yollayalım. Azıcık tamam, sesini duyuyoruz. Tamam ben de arada. Selam gönderiyorum. Adile ablacığım ellerinizden öpüyorum. Şimdi sana bir soru soracak şaşkın. Evet. Sen bu sorunun doğru cevabını bilirsen de hediye yollayacağız. Çocuk Atölyesi programından hatıra olacak yollayacağımız hediyeler sana. Şimdi çok dikkatli dinle. Şaşkın ne soracak ben de bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Ben de seninle birlikte dinliyorum. Bakalım ne soruyor? Bakalım. Pamuk gibidir gökyüzünden lapa lapa düşer. Ama elimizi dokunduğumuzda buz gibi üşütür ellerimizi. Nedir ha? Kar. Evet. Aksiyonum. Samsun'da kar var mı? Ama sizi izleyemiyorum. Oo. Ay canım benim. Bizi göremiyorsun ama artık sesimizi duyuyorsun. Ne yapalım? Üzülme bak ben de seni göremiyorum mesela. Denizciğim. Deniz. Efendim. Tatlım yanaklarından öpüyoruz. Hediyeyi kazandın. Sana yollayacağız. Hatıra olsun tamam mı bizden? Tamam. Öptük yanaklarından. Anneye tekrar selamlar. Samsun'a da selamlar seninle beraber. Hoşça kal. Evet uğurladık. Başka arkadaşlarımızla da tanışacağız şaşkın. Onlar evet. Da seslerini duyacağız. Onlara da hediyeler yollayacağız. Bakalım kimler olacak biraz sonra göreceğiz sırayla. Şimdi Karin Hanım'ın gövdesi. Tamam. Evet. Şöyle bir görelim. Şaşkın gördün mü? Ay üstüne pamuktan böyle pufuduk pufuduk yaptık. Evet çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Harika görünüyor. Şimdi sizin de çalışmanız tamam. Evet. Ne kaldı? Bir tane teleferik yapımı göstereyim mi? Evet. Bir de yani figürle ilgili de çok bilgi alamadık az önce. Çok kısa aldık. İsterseniz onu bir anlatın. Sonra teleferik yapımını gösterin. Sonrasında masalımız var. Masalımızı dinleyelim. Tamam. Arkadaşım şimdi bir tane boyuyor. Onu boyduktan sonra göstereyim mi? Bunu tamam. O zaman önce teleferiği mi anlatırsın? Evet. Anlaştık. Bir tane kağıt parçasına ihtiyacım var. Evet. Büyüklüklerini kendileri ayarlayabilirler. Evet. Çok kolay yapımı. Bu kağıt parçamdan hani teleferin düşmememiz için şöyle bir tutacağı var ya öğretmenim. Hı-hı. Onu yapmam için kenarından bir tane şerit kesiyorum. Bir şeridi kestik. Evet. Bu burada duruyor. Ve daha sonra kağıdımı ortadan ikiye katlıyorum. Sonra açıyorum. Ve iki tarafından da şu şekilde katlıyorum. Buradan da aynı şekilde. Onlar yan taraflar olacak herhalde. Evet. Şimdi şu katladığım kısımlarda orta çizginin kenarlarından kesiyorum öğretmenim. Şöyle. Küçük parça. Evet. Kat yerini aşmayacak şekilde. Evet. Ve daha sonra bunları bu şekilde yapıştıracağım. Şeriti de ön kısmına. Ne kadar pratik oldu. Evet şu şekilde. O şekilde evet yapıştıracağız. Aynen. Ve sonra tutacağını yaptığımız zaman teleferimiz hazır olacak. Onu asabileceğiz artık. Evet. Gitmeye gelmeye başlayacak. Şöyle bir tane uzun bir ip yapacağız. Hani ben şimdi çöp işte şöyle göstereyim. Tır 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 gidecek. Aa, böyle. Çok güzel. Evet. Şu anda biz kendimizi bir kayak merkezinde hissettik. Şimdi peki öğretmenim. Yani. O teleferik böyle aşağı doğru duruyor ya. Ha. Bindiğimizde nasıl oturacağız ona? Ben binmiştim o da öyleydi. İşte şaşkın baştan anlattım bak kemere ihtiyacım var. Evet. Her ne kadar kağıttan da olsa tutuyor. Kemer olmazsa olmaz. Emniyet almak lazım. Evet. Evet güvenli olsun. Peki şimdi Mihri öğretmenimiz de bir şey gösterecek. Ondan sonra masalımız var. Kaplumbağalı bir masalımız var. Onu dinleyeceğiz. Evet Mihri öğretmenim. Figürlerimiz var bizim. Evet. Aksesuarı olacak kardan adamımızın. Bu şapkası. Çok süslü. Evet. Bu atkısı. Oo. Her şeyimiz takım olacak. Evet. Bu da eldivenlerimiz. Şu şekilde. Çok şirin. İşte çorap o yüzden olabiliyor. Çorap da elinize taktığınızda bu şekli alıyor. Evet. O yüzden. Öyle de olacak. Peki. Bunlarımız yapışacak inşallah. Bu kadar. Eldivenimiz var bir çift.
atkımız var, şapkamız var ve düğmelerimiz var. Hepsini aynı modelde hazırlamışsınız ki hem daha estetik takım görünsün diye. Bir öğretmenimiz kardan adamı da süsleyecek, anlaşıldı. Şık olacak bayağı. Peki, ellerinize sağlık. Harika görünüyor hepsi. Şimdi kardan adam çalışmasına biz devam ediyoruz arkadaşlar. Burada büyük bir kardan adam çalışması yapacağız. Tamamlandığında daha da anlaşılacak nasıl olacağı. Biraz sizi meraklandırıyoruz belki ama böyle daha keyifli oluyor. Sonrasında kayak yapan çocuklar var yine bu çalışmada. Bir ağaç olacak, kocaman bir ağaç olacak yine bu çalışmanın bir parçası olarak. Teleferiğimiz var. Onları da eklediğimizde çalışmayı tamamlamış olacağız. Bütün bir çalışma olacak. Karda, işte kardan adamıyla, teleferiğiyle, kayan çocuklarıyla, ağacıyla, hepsiyle çalışmayı tamamlayacağız. Şimdi ne yapacağız? Bu çalışmalar bir taraftan burada devam ederken bir taraftan masalımızı izleyeceğiz. Kaplumbağalı bir masal. Kaplumbağanın derdi bakalım neydi? İzleyelim birlikte. Çok da dikkatli izleyelim çünkü yine çok güzel konular var içerisinde. Sonra buradayız. Kaplumbağanın derdi. Küçük bir fil dolaşırken ormanda ansızın beyaz bir tavşan çıktı karşısına. Hey fil kardeş! Diye seslendi elinde havucuyla. Küçük fil biraz şaşırdı. Şaşkınlıkla bir adım geri sıçradı. Tavşan devam etti anlatmaya. Şu ileride var ya, yolda kalmış kaplumbağa. Nereye gidiyor bilmiyorum ama üzgün görünüyor oldukça. Fil tam olarak ne olduğunu anlamadı. Ama her ne olduysa kaplumbağa zor durumda olmalıydı. Fil bunları düşünürken tavşan elindeki havucuyla oradan uzaklaştı. Fil adımlarını kaplumbağanın bulunduğu yere doğru attı. Az sonra yanındaydı. Kaplumbağa gerçekten üzgün görünüyordu. Nefes alıp verişine bakılırsa bir o kadar da yorgun. Fil yanına biraz daha yaklaştı. Kaplumbağa kardeş, dedi. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Üzgün ve yorgun görünüyorsun. Bunun bir sebebi olmalı. Evet, dedi kaplumbağa. Büyük babam hasta. Şu ilerideki tepede yaşıyor tek başına. Ona yardıma gitmeye çalışıyorum yavaş adımlarımla. Fakat şimdiden yoruldum. Doğrusu tepeye ulaşmak için kalmadı umudum. Kaplumbağa bunları söylerken fil de düşünmüştü. Kaplumbağanın sözleri biter bitmez ona döndü. Kaplumbağa kardeş, dedi. Umutsuzluğa kapılmak bize göre değil ki. Yeter ki üzülmesen. Bir çaresini buluruz şimdi. Ve hemen filin aklına güzel bir fikir geldi. Kaplumbağaya hortumunu uzattı. Hadi şimdi sıkı tutun, dedi. Birlikte tırmanacağız. Senin için uzun görünen yolu bu şekilde kısaltacağız. Kaplumbağa filin hortumuna sıkıca tutundu. Fil de kaplumbağayı yavaşça sırtına oturttu. İkisi birlikte tepeye tırmanırken kaplumbağa çok mutlu olmuştu. Fil adımlarını atarken kaplumbağa da mutlulukla şarkı söylemeye koyuldu. Rap 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 fille birlikte ne de kolaymış tepeyi tırmanmak. Rap 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 mutlu edecek beni dedeme çorba yapmak. Fil de şarkıya katıldı. Rap 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 çok eğlenceli birlikte yokuşu tırmanmak. Rap 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 arkadaşım kaplumbağa az sonra dedesinin yanında olacak. Gerçekten de öyle olmuştu. İkisi de çok kısa sürede kaplumbağa dedenin yanına ulaşmıştı. Kaplumbağa dede torununu ve fili yanında görünce mutluluktan gözleri doldu. Ne iyi ettiniz de geldiniz, dedi. Beni ne kadar sevindirdiğinizi bilemezsiniz. Fil ve kaplumbağa birbirlerine baktılar. Dede kaplumbağayı mutlu ettikleri için onlar da mutluluk duydular. Ve
dede kaplumbağanın çorbasını yapıp tekrar gelmek üzere yola çıktılar. Ve yolda yeni bir şarkıya başladılar. Mutlu olmak için mutlu etmek gerek. Bunun için en iyi yol el ele vermek. Evet arkadaşlar, biz burada bir taraftan çalışmaya başladık. Bir taraftan masalımızı izledik. Kaplumbağanın derdi varmış değil mi? Ama sonra yine mutlulukla neticelendi. Yine gayret ettiler, yardımlaştılar ve yardımı yapmış oldular, mutlu ayrıldılar. Şimdi buraya biz çalışmayı getirdik. Öğretmenlerimiz ayaklandı, arkadaşlarımız ayaklandı, çalışmayı yapıyorlar. Neden? Büyük bir çalışma olacağını söylemiştik. Parçalar bir araya getirilecek ki çalışma tamamlansın. Onlar gayret ederlerken, o çalışmayı bir taraftan tamamlamaya gayret ederlerken biz de bir taraftan Ahmet Emin'le konuşalım mı Şaşkın? Konuşalım Ahmet Emin, bakalım bize neler söyleyecek. Peki önce sesini duyalım. Ahmet Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programda sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Ahmet Emin, biraz seni tanıyalım. Kaç yaşındasın, kaça gidiyorsun, boş zamanlarında neler yapıyorsun, onları bir anlat bakalım. 8 yaşındayım. Turan Köylüoğlu İlkokulu'na gidiyorum. Evet. O zamanlarımda işte bir şeyler yapıyorum. Ne ama bir şeyler? Oyun mu oynuyorsun yoksa kitap mı okuyorsun? Hangisi? Oyun oynuyorum. Oyun ne oynuyorsun? İşte araba falan oynuyorum. Peki. Dışarı çıkıyor musun? Dışarı çıktığında oyun oynayabiliyor musun? Evet. Yer var, arkadaşlar var. Öyle mi? Evet. Peki, evet. Ahmet, ileride ne olmak istersin? Profesör. Ya profesör olacaksın? İcat profesörü. İcat profesörü. Wow, yeni icatlar yapacaksın yani, öyle mi? Evet. Acaba ne icat edecek Ahmet? Ne icat edeceksin? Bilmem işte, teknolojik filan. Teknolojik yani. Filan. Peki hadi bakalım. Çok meraklı bizi izleyen arkadaşlarımız bu konuda. Hep böyle bu tür hani icatlar yapmak istiyorsunuz. İnşallah diyelim. Hayırlısıyla tabii. Şimdi Ahmet hazırsan Şaşkın sana sorunu sorsun. Evet. Tamam mı? Tamam. Doğru cevabı alırsak da hediye yollayacağız. Hazır mısın? Soruyorum. Hazırım. Ne soracak ben de merak ediyorum. Bakalım ne soracak. Evet Şaşkın. Uçak desen uçak değil. Helikopter desen o da değil. Hava havada uçurur. Tellerle götürür. Neydi o? Kar mı? Neymiş? Kar. Değil ama bir dakika Ahmet, ipucu alalım. İsmail ipucu ver ama tamamını söyleme cevabı. Tamamını mikrofonu şöyle söyleme. Yakın, mikrofonu kendine şöyle yakın tut. İpucu ver sadece. Baş harfini söyle. Neyle başlıyordu? T. Duydun mu Ahmet? Evet, teleferik. Teleferik istemildi. Ama kesinlikle, güzel sordun değil mi Arif abla? Kesinlikle, sen çok güzel sordun. İsmail çok güzel ipucu verdi. Ahmet de çok güzel cevap verdi. Ahmet, hediye kazandın. Yollayacağız, bizden hatıra olsun. Bizi unutma, hatırla diye. Kayseri'ye selamlar, sevgiler seninle beraber. Hoşça kal, Allah'a emanet. Evet, çalışma devam ediyor. Şekillenmeye başladı. Teleferiğimiz görünmeye başladı. Ağacın dalları görünmeye başladı. Kardan adam oluşmaya başladı. Gayet güzel ve keyifli görünüyor. Arkadaşlarımız da yardımlaşıyor. Öğretmenim, mikrofonu İsmail'e verelim. O bize bir şey okuyacak çünkü. İsmail çok sayıda sure öğrenmiş, ezberlemiş değil mi? Çok da güzel öğrenmiş. Şimdi mikrofonu yakın tutacaksın kendine. Ve bize hangi sure okuyacak? Kadir suresini okuyacaksın değil mi? Hazır mısın? Hı hı. Biz de hazırız. Hadi bakalım. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri harum min elfi şer. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bin rabbim. Min külli emrin selamiyata med leyl fecr. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz gerçekten seni. Gerçekten de tebrik ediyorum Arif abla. Çok güzel okudu. Çok sayıda sureyi ezberlemiş ve çok güzel, çok düzgün öğrenmiş. O yüzden ayrıca tebrik ediyorum ben. Ağzına sağlık, teşekkürler. Zeynep'in daha sonra bize okuyacağı hadis-i şerifler var iki tane. Onları da dinleyeceğiz ama öncesinde kaplumbağalarla ilgili bilgiler varmış. Mihri öğretmenimiz, ne öğreneceğiz kaplumbağalarla ilgili? Zeynep bir şey söyleyecek.
O zaman mikrofonu Zeynep'e doğru ben hemen şöyle geçeceğim. Zeynep gel yanıma. Gel buraya. Kaç tane göz kapağı var onu söyleyecek. Gel 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 gel. Şuralarını. Gel şöyle şurada söyleyelim. Al bakalım. İsmail seni de buraya alacağız az sonra yardım edeceksiniz tamam mı? Elif'le beraber. Şimdi kaplumbağayla ilgili sen bir şey biliyor musun Zeynep? Öğretmenin anlatsın biraz sonra tamam mı? Şimdi bakalım Zeynep ne biliyormuş onu bir dinleyelim. Zeynep ne öğrendin kaplumbağalarla ilgili? Kaplumbağa sırtında evini taşır. Kaplumbağa sırtında evini taşır. Duydun mu Şaşkın? Evet. Sana böyle korkunca evin içine mi giriyor? Öyle mi? Öyle yapıyor. Peki başka bir şey biliyor muyuz kaplumbağalarla ilgili? Evet. Ne biliyoruz? Kaç? Kaplumbağa hızlı koşar mı? Şaşkın ona da cevap versin bir şey biliyor ama onu önce bir söylesin Zeynep. Kaç tane göz kapağı varmış Zeynep? Üç. Böyle tane göstermeden mi? Olmuyor. Mikrofonla da zorluyor. Evet üç tane göz kapağı varmış. Yedek mi? Birisi yedek mi? Evet yedek gibi burunlarının yanında olurmuş Şaşkın. Hatta 23 Mayıs. Dünya Kaplumbağalar Günü'ymüş. Öyle bir günleri de var. Unutmayalım biz. 23 Mayıs'ta kaplumbağalar o zaman böyle onları korumak için bir adım daha atmak lazım. Şimdi Şaşkın bir şey soruyordu sana onu da bir dinleyelim bakalım ne soruyormuş. Sor bakalım Şaşkın. Kaplumbağalar diyorum ki çok hızlı mı koşuyor? Hayır. Tavşanı kaplumbağa yeniyor muydu? Tavşan mı onu geçmişti, kaplumbağa mı geçmişti Zeynep? Tavşan. Mı? Tavşan geçmişti sonra böyle geçip kenarda bir uyumaya başlamıştı. Sonra kaplumbağa bitişi yaklaşmıştı. Evet. Evet bitişi geçti değil mi? Evet. Arif abla efendim? Yani kaplumbağa yavaş gidiyor ama çok böyle sağlam gittiği için kazanıyormuş. Evet çok istikrarlı, çok kararlı, çok net. Yavaş gidiyor ama hedefine doğru hep ilerliyor. Vazgeçmiyor masalda olduğu gibi. O yüzden kazanıyor. O nedenle ne demek lazım? Hani ben başaramam, ben yavaşım, ben yetiştiremem, ben yapamam dememek lazım. Sağlam adımlarla net ve kararlı bir şekilde ilerlemek lazım. O zaman başarılı olmak mümkün değil mi Şaşkın? Evet başarılı olmak için çalışmak lazım. Evet sürekli ve de. Şimdi teşekkür ediyorum. Biraz sonra Zeynep'in hadis-i şeriflerini de dinleyeceğiz ama çalışma hakkında bilgi alalım önce. Mihri öğretmenim ne yaptık? Bayağı ilerledik. Büşra öğretmenimiz teleferiği yaptı. Büşra öğretmeninize sağlık. İncilerden oldu demin. Gerçekten çok güzel. Biraz sonra soralım oldu mu İsmail? Öğretmenimiz bir anlatsın bunu. Teleferik yaptınız. Dallarını ve gövdesini yaptık. Sonra yapraklarını yapıştırmaya başladık. Beyaz beyaz. Onları sağ olsun Nihal bana yapıştırıcı sürüyor. Ben de yapıştırıyorum. Zeynep bana yardıma gelebilir. Hatta daha hızlı biter. Tamam. Daha sonra kardan adamın aksesuarlarını yapacağız. Alt tarafa karımızı yapacağız. Ve tamamlayacağız yavaş yavaş. Bunlar da incilik kar taneleri. Çok güzel olmuş ama. Kar taneleri de. İyice. Evet çoğaltalım onları. Çoğaltalım. Çok güzel görünüyor. Evet kayak yapan arkadaşlarımı göstereyim. Şimdi ona geldi. Sen. Evet. Peki. Onu nasıl yapıştıracaksınız? Hemen gösteriyorum. Tamam. Biz şu şekilde hazırladık etkinliğimizi. Evet. Burada mı anlatayım öğretmenim yoksa oturalım? Oraya da pomponlar mı olmuş? Şapkası, beresi. Çok güzel olmuş. Burada da anlatabilirsiniz. Tamam. Kardan adamın yanında. Tamam. Siz hazırlığınızı yaparken biraz sonra yine anlattıracağız. Tamam. Tamam. Telefonumuz varmış. Tamam. Biri daha var. Evet. Hümeyra mı acaba? Hümeyra Aslan, Yozgat. Hoş geldin. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne tatlı bir sesin var senin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyi geliyor sesin. Kaç yaşındasın? İyiyim. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Peki sen ileride ne olmak istiyorsun büyüyünce hangi işi yapmak istiyorsun? Doktor. Doktor. Doktor peki, olacak. Peki inşallah. Doktor olsun bizi muayene etsin. Olur mu? Efendim? Dedi ki Şaşkın. Doktor olursan bizi de muayene eder misin? Ederim. Canım benim. O zaman biz de Yozgat'a geliriz tamam mı?
tamam. Şaşkın Yozgat, Yozgat dedi, sen katıldın yayına. Ne güzel oldu. Peki, şimdi tatlım, Şaşkın sana bir soru soracak. Evet. Eminim sen doğru cevabı bileceksin. Sonra da biz sana hediye yollayacağız ya da hediyeler yollayacağız. Tamam. Hazır mısın bunun için? Hazırım. Bakalım Şaşkın sana hangi soruyu hazırlamış. Dinliyoruz birlikte. Söylüyorum. Konuşamaz, öyle durur. Ama bizim çok sevimli bir adamımızdır. Böyle burnun havuç takarsın, gözlerine de kemer. Kardan adam dedi, bip bip dedi. Doğru sonra... cevabı verdi. Ama hediyeyi biz kabul ettik, evet. Doğru cevabı verdi, hediyeyi de kazandı. Hediyeyi kazandı Nümeyra. Öpüyoruz seni. Tatlım tebrikler, hediyeyi yollayacağız, bizden hatıra olsun. Selamlar, sevgiler. Şimdi sıra geldi neye? Sıra geldi yine güzel bir bölüme. Burada karlı çalışma yapılırken Büşra abimizde hemen hızlıca kayak yapan o figürleri nasıl yapıldığını anlattıktan sonra balonla ne yapacağız onu birlikte görmüş olacağız. Öğretmenim, onu nasıl yaptık? Şimdi bebeğim hazır. İki tane çöp şişin ucuna boncuk yapıştırdım. Evet. Ben bunları kızakların üzerine yapıştıracağım çünkü. Ne kadar güzel olmuş. O boncuklar ne kadar çok işe yaradı bugün. Evet, onları çoğaltalım da kar çok yağıyormuş. Evet evet olsun. Çoğaltalım. Ama biraz hızlı davranmamız tamam. Lazım. Azaldı vaktimiz. Evet. Onu da biraz sonra soralım. Tamam. Tamam mı? Ayak kısımlarından katlıyorum. Şöyle. Ve daha sonra yapıştırıcımı sürüyorum. Doktor çubuklarına ihtiyacım var bunun için. Hı hı. Şu şekilde yapıştırıyorum öğretmenim. Harika. Ne kadar daha sonra diğer tarafa da yapıştırıcımı sürüyorum. Ay. Şu şekilde. Kayakları da oldu, bitti neredeyse. Evet. Şaşkın baksana. Çok güzel. Evet. Şimdi de bu çöp şişleri yapıştırdığınız zaman elinle öğretmenim. Elinle de onu tutturacağız hazır. Ve evet. Kaymaya hazır ol. Çok evet. Güzel oldu, ellerinize sağlık. Çapraz şimdi, kayıyor. Evet, evet çapraz kayıyor. Şimdi biraz sonra soralım, oldu mu İsmail? Bir bölümümüz var, onu izleyelim. Şimdi Burhan abi Şaşkın yine ne yapacak? Yine çok güzel bir çalışma yapacak. Ne yapacak? Birlikte izleyelim. Nasıl balonla o şekli verdi? Beraber öğrenelim. Sonra buraya döneceğiz, çalışmayı tamamlayacağız ve vedalaşacağız. Thank you.
sürpriz balon dedik. Balonu çalışmamızı tamamladık. Burhan abimizin eline sağlık. Evet. Her zamanki gibi çok güzel oldu. Buradaki çalışmamızı da tamamlamak üzereyiz. Baya baya ilerledik. Şu anda pamuklar yapışıyor, elyaflar yapışıyor. Onlar da tamamlandığında çok az kaldı, bitecek. Zeynep'in hadis var. Hadis okuyacak bize biraz sonra. Ama önce hızlıca Şeyma ile konuşalım, tamam mı Zeynep? Sen şu mikrofonu al eline, sıkıca tut, dur yanımda. Biraz sonra okutacağım sana hadisleri. Çok güzel öğrenmişsin çünkü. Şeyma Taç Şanlıurfa'dan katılmış. Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyi geliyor sesin, çok güzel geliyor. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Şeyma, ileride ne olmak istiyorsun büyüdüğünde? Doktor. Doktor olacaksın inşallah diyelim. Evet. Şimdi vaktimiz olmadığı için, çok az kaldığı için sana sorunu soracağız hızlıca. Sonrasında da doğru cevabı alınca hediye yollayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Şaşkın, çok az vaktimiz var. Hemen pratikçe bir soru senden hemen alalım. Hemen soruyorum. Kar yağdığı zaman böyle yuvarlak yuvarlak bir şey yaparak oyun oynarız. O oyunun adı neydi? Kar. Kar topu. Evet, doğru bildin. Harikasın Şeyma. Teşekkür ediyoruz. Hediyeyi kazandın. Sana yollayacağız. Şanlıurfa'ya da seninle beraber sevgiler, selamlar. Hoşça kal tatlım. Evet, son dakikalarımız. O yüzden böyle telaşlandık. Evet, çalışmamızın da sonlarına yaklaştık. Öyle mi Mihri öğretmenimiz? Tamamladık. Evet, peki. Şimdi biz o zaman Zeynep'ten hadis-i şeriflerimizi öğrenelim. Tamam. Sonra da tamamlanmış halini görelim. Tamam. Olur mu? Olur. Zeynep'ciğim hazır mısın? Mikrofonu şöyle yakın tutacaksın ve yüksek sesle tane tane bildiğin hadisleri okuyacaksın. Tamam mı? İki tane hadis. Birini dinliyoruz hemen senden. Tebessümüke liveçe ehike leke sadakatın senin kardeşine gül. Hemen bir sadakadır. Evet, diğeri neydi? Unuttuk mu? Onu da hatırlayınca söyleyelim o zaman, olur mu? Anlaştık, peki. Gülümsemekle ilgili çok güzel bir hadisti. Teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Ama çok güzel, söyledi tebessümü. Evet, çok güzeldi. Şimdi Mihri öğretmenim ne yaptık? Evet, şunu da yaptık. İsmail tamam. Gel böyle yanıma. Gel ben gel şuradan bakalım. Arayanların Zeynep, ismini söyleyeyim mi Arif abla? Aa, olur sayabiliriz. Kimler aramış bizi bugün? Tamam sayıyorum. Nisa Hasan var İstanbul'dan. Enes Özdemir Yalova'dan. Zeynep Su Çelik ve Emre Çelik Kahramanmaraş'tan. Emine Şevval Ünlü İzmir'den. Şeyma Taç Şanlıurfa'dan. Berra Saatçi Antalya'dan. Nisa Gönül Gönül Taş İstanbul'dan. Betül Serra Tat Konya'dan. Berat Gökdeniz Baş Ankara'dan. Ulviye Yağmur Yılmaz Isparta'dan. Sonra Esunur Akbaş İstanbul'dan. Zeyşan Ecrin Sağır Konya'dan aramış. Muh, öpüyorum sizi. Sevgiler, selamlar her birinize. Hepinizi çok seviyoruz ama hani bu kadar yetiştirebildiğimiz için, canlı yayını alabildiğimiz için bu şekilde de sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Şimdi geldik artık programımızın sonuna. Ellerinize sağlık. Hemen söyleyeceğiniz bir şey var mı çalışmayla ilgili? Kar tanelerini elyaflarla da yapabilirler. Biz böyle incilerle de yaptık. Evet. Alt tarafları elyafları yaptık. Evet. İncilerle ama dediğimiz gibi illa elyaf, peçete elyaf olmayabilir. Evet. Peçete, grafon, kağıdı gibi beyaz olabilecek her şey, dediğimiz gibi kağıt parçası bile kar tanesi olarak kullanabileceğimiz malzeme olabilir. Evet, peki ellerinize sağlık. Bir şart benim, Mihri öğretmenim, kızlar harikaydınız. Siz de harikaydınız. Burada iki tane sevimli yüz var. Geldik programımızın sonuna. Çocuk Atölyesi programından veda zamanı. Biz hafta sonları buradayız biliyorsunuz. Cumartesi, pazar sabah saat 9.15'te. Yine buluşalım, yine orada olun, yine güzellikleri paylaşalım. Ama şimdilik gidiyoruz. O yüzden hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.